Merhaba. Anlatım altarın sağ tarafında en üstteki bölümden başlıyor. Hz. İsa'nın anneannesi Anna ve dedesi Yahakim'i görüyoruz. Dedesinin ismi Türkçede İmran olarak geçiyor. Yahakim çocuğu olmadığı için tapınaktan atılıyor. Yaşlı bir insan ve hiç çocuğu olmamış. Bunu kelimesi kelimesine doğru olarak kabul etmeyin. Çünkü İncil'de yer alan bir bilgi değil. Bunlar insanlar İncil'deki öykülerin arasındaki zaman sürecinde neler olduğunu öğrenmek istediklerinde İncil'in tefsiri olarak aktarılan diğer öyküler. Bu öykü Altın Mucize isimli bir tefsirde yer almış. Şimdi üst bölmenin sağ tarafındaki sahneye bakalım. Bu sahne Altın Kapıda Karşılaşma ismiyle biliniyor. Bu ana gelmeden önce neler olduğunu da kısaca aktaralım. Yuakim Tanrı'ya dua ediyor yalvarıyor. Bir çocuğu olmasını gerçekten çok istiyor. Karısı Anna da aynı şekilde dua ediyor, yalvarıyor ve çocuk sahibi olmayı çok istiyor. Ziyaret ediliyorlar. Onlar için bir ümit olduğu söyleniyor. Onlar da Kudüs'e geliyor ve altın kapının önünde duruyorlar. Her ikisi de dualarının kabul edilmiş olduğunun bilincinde. Bir çocukları olacak, Burada Giotto'nun hümanizminin çok hoş bir örneğini görmekteyiz. Yüzlerini yan yana görüyoruz. Bu bir öpücük. Bu son derece samimi bir sahne. Yüzleri yan yana geliyor, birbirine dokunuyor ve adeta tek bir yüz haline geliyor. Sarılmalarının sıcaklığı, etraflarında durup onları seyreden kişilerin sevecenliği çok hoş bir şekilde yansıtılmış. Buradaki figürlerin kütlesi olduğunu, bedenlerinin hacmi olduğunu ve üç boyutlu bir alanda durduklarını görüyoruz. Bunlar Gotik dönemin uzatılmış ve havada salınır gibi duran bedenleri değil. Giotto'nun figürlerinin bedenlerinin kütlesi var. Kumaşların kıvrımları bedenleri sarıyor ve yüzlerinde görülen duyguları da düşünürsek, neredeyse bin yıldan uzun bir aradan sonra sanatta tekrar gerçek insana benzeyen figürler görmekteyiz. Giotto'nun Cimabue'nin öğrencisi olduğu düşünülüyor. Ustasından ışık ve gölge kullanımını yani chiaroscuro'yu, hacmi modelleyebilme becerisini, formu ve kütleyi öğreniyor. Burada figürleri yansıtmada Giotto'nun son derece usta olduğunu görmekteyiz. Işık ve gölgeyi, duyguları, insanoğlunun yeryüzündeki önemini hissettiren insanlar arası ilişkileri görüyoruz. Yüz ifadeleri ve anlatılanlar oldukça net. Şehir tam olarak doğru şekilde tasvir edilmemiş şematik bir tasvir olmasına rağmen gereken her şey var. Kudüs'ün kapısını görüyoruz. Doğal olarak Cotto Kudüs'ün mimari tarzını bilmiyor. Ancak efsaneden yararlanarak bu altın kemeri ve ortaçağ şehrini çiziyor. Formlar sadeleştirilmiş, bir sahne gibi çizilmiş. Figürlerin ise önde ve ortada olmasını istemiş. Zira en önemli olan şey bu figürler. Şimdi diğer duvara geçelim anlatım en üstteki bölmelerde devam ediyor. Hz. Meryem doğuyor, tapınakta takdim ediliyor, evleniyor. Daha sonra şapelin sunak bölümüne gidiyoruz. Burada büyük kemere geliyoruz. Şimdi Tanrı'yı tekrar görüyoruz. Bunun altında da müjdeleme sahnesi var. Aşağıdaki bölmede Hz. İsa'nın çocukluğundan bazı sahneleri sünnet olmasını, Mısır'a kaçmasını görüyoruz. Masumların katli ve daha sonra bir sonraki duvarda Hz. İsa'nın peygamber olmasını ve mucizelerini görüyoruz. Birbiri ardına sıralanan sahnelerle öykü devam ederken Hz. İsa'yı profilden görmekteyiz. Hz. İsa'nın profilden gösterilmesi Antik Romalıların metal paralarında kullandığı bir gelenek bir figürü en asil şekilde tasvir etmenin onu profilden göstermek olduğu düşünülürmüş. Hz. İsa soldan sağa doğru hareket ediyor. Bizden de sahneleri bu yönde okumamız bekleniyor. Yani Cotto bize hangi yönde ilerleyeceğimiz konusunda yardımcı oluyor. Burada Hz. İsa'yı bir eşeğin üstünde görüyoruz. Arkasında havariler var. Dikkat ederseniz, Giotto 12 havarinin her birini ayrı ayrı tasvir etmemiş. Sadece 3 veya 4 tane yüz görüyoruz. Bunun dışında sadece bir aradaki haleleri görüyoruz. Daha ziyade orta çağla bağdaştırdığımız sembolik bir anlatımın kullanıldığını görüyoruz. Sağ alt taraftaki figürlere bakalım. Buradaki 3 figür dış giysilerini çıkartıyorlar. Adamlardan biri kolunu giysiden çıkarıyor. Diğer erkek giysiyi başından çıkarıyor. Bir diğeri ise giysiyi saygıyla eşeğin ayaklarının altına seriyor. Adeta bir film sahnesi gibi değil mi? Bence şapelin bu bölümündeki sahneler bir bütün olarak düşünüldüğünde zamanın geçişini anlatıyor. Sanırım şapelin en yaratıcı bölümü burası. Burada gözüme çarpan teknik bir problemden söz etmek istiyorum. Hz. İsa figürüne bakalım. Belinin etrafına sarılmış olan mavi bir giysi var. Ancak mavi neredeyse gözükmüyor. Bunun sebebi şu. Arena şapelinin tamamı gerçek fresk tekniğiyle yapılmış. Yani pigment ıslak alçının üstüne uygulanmış. Böyle yapıldığında pigment alçı ile birleşiyor ve boya duvarın bir parçası haline geliyor. Sorun mavi rengin çok pahalı olmasıymış. Lacivert renk yarı değerli ve pahalı bir taş olan lapis lazuli'den elde ediliyor. Enrico Scrovegni, Giotto ile anlaşma yaparken, mavi rengin parlaklığının alçı ile karışarak azalmasını istemiyor ve mavinin kuru fresk tekniği ile uygulanmasını istiyor, duvarın üst kısmında. Ama bu teknikle yapılan mavinin renginin ömrü uzun olmamış. Yaş fresk tekniğiyle uygulanmadığı için mavi renk duvarla bütünleşmemiş ve zaman içinde parça parça dökülmüş. Dolayısıyla Hz. İsa'nın belindeki giysinin lacivert olduğunu düşünmek için hayal gücümüzü kullanmamız gerekiyor. Evet şimdi de Hz. İsa'nın yaşamının son döneminin aktarıldığı en alttaki bölmelere bir bakalım. Tutku temalı en alt bölmelerde Hazreti İsa'nın tutuklanması var. Bu sahne Yahuda'nın öpücüğü ismiyle de biliniyor. Bu sahne Yahuda'nın Romalıları Hazreti İsa'ya götürdüğü ve Hazreti İsa'nın tutuklandığı sahne. Tutuklanıyor, götürülüyor, işkence ediliyor ve çarmıha geriliyor. Hatırlayalım, Yahuda 12 havariden biri ve Hazreti İsa'ya en yakın olduğu kabul edilen havari. Ancak 30 parça gümüş için Hz. İsa'ya ihanet eder. İhanetin Hz. İsa'nın en güvendiği kişiden gelmesi durumun en can yakan yönüdür. Yahuda, Hz. İsa'yı uzaktan işaret etmez. Romalıların Hz. İsa'nın kim olduğunu anlaması için onu öper. Bu sahnede yaşanan kaosu adeta hissedebiliyoruz. Bence bu sarılma fikri son derece önemli. Çünkü Cotto Yahuda'nın pelerinini Hazreti İsa'nın etrafına sarmış, onu kavramış ve durdurmuş. Sahnelerin neredeyse tümünde Hazreti İsa'nın profilden görüldüğünü ve soldan sağa doğru ilerlediğini hatırlayalım. Ancak burada Yahuda bir engel. Hazreti İsa'nın ilerlemesi duruyor. Yani burası tam olarak Hazreti İsa'nın tutuklandığı an. Bu sahneyi örneğin Duccio'nun Hazreti İsa'ya ihanet isimli eseriyle karşılaştırırsak o resimde Hazreti İsa önden görünür. Bu resimde ise profilden görünüyor. Yahuda ve Hazreti İsa birbirlerinin gözünün içine bakıyorlar. Yahuda'nın boyu Hazreti İsa'ya göre biraz daha kısa. Yahuda'nın yüz ifadesinden kararlı olduğunu anlıyoruz ama aynı zamanda yüzünde pişman olmaya başladığını gösteren ipuçları var. Ancak yine de Yahuda'nın yüzündeki ahlaksızlık ifadesiyle Hz. İsa'nın yüzündeki asaletin yarattığı tezat çok net görülüyor. Hz. İsa'nın bunun olacağını bildiğini hissedebiliyoruz sanki değil mi? Son yemekte söylediği gibi biriniz bana ihanet edecek. Hz. İsa'nın tasvirlerinde genelde gördüğümüz gibi kaderini kabul eden bir kişinin yüz ifadesi var. Az önce sahnede görülen kaostan söz etmiştik. Cotto şiddet duygusunu yaratmış. Bu duyguyu yaratırken kullandığı yollardan biri resmin yarısını yani gökyüzünü sadece mızraklar, meşaleler, sopalar için kullanmak olmuş. Bunlar düzgün şekilde sıralanmamış, dağınık ve birbirlerine açılar oluşturuyor. Adeta görsel olarak şiddeti çağrıştıran bir ritme sahip. Gözümüzü Hz. İsa ile Yahuda'ya yönlendiriyorlar. Ancak aynı zamanda ortamın tehlikeli olduğunu hissettiriyorlar. Hz. İsa ve Yahuda etraflarında yaşanan kaosa karşın kompozisyonu aşağı doğru dengeliyor. Benim bu sahnede en çok dikkatimi çeken figür, bedeninin sol tarafına eğilen figür. Eli kompozisyonun dışında, hatta neredeyse bizim bulunduğumuz alanda gibi gözüküyor. Bu figür de, Yüzlerce yıl sonra Caravaggio'nun yapacağı gibi resim düzlemini kırma fikri uygulanmış. Ayrıca Giotto'nun Arena Şapeli'nde sık kullandığı başka bir aracı da görüyoruz. Bize arkası dönük olan bu figür, tablonun bulunduğu düzlemden farklı bir yerden bir şey çekmekte gözüküyor. Ama ayaklarına bakın. Ayakları mükemmel şekilde ön planda yere basıyor. Figürlerin ağırlığının anıtsallıklarının bedenlerin modellenmesinin tam Giotto tarzında yansıtıldığını görüyoruz. Giotto bize buradaki tüm duyguları yansıtıyor. Kalabalıktaki figürlerin yaşadığı şiddet duygusunu hissediyoruz. Gördüğümüz sayısız miğfer kalabalık duygusunu artırıyor. Bu miğferler sanırım eskiden gümüş rengiydi ancak artık oksitlenmiş. Kalabalığın sıkıştığını, bütün bu yüzlerin neler olacağını seyretmekte olduğunu hissediyoruz. Boynu züfleyen bir adam var. Bu bir enerji duygusu yaratıyor ve bu ses sahneyi tamamlıyor. Hem kaotik hem dramatik bir sahneye bakmaktayız. Cotto dramatik etki yaratmakta. Son derece usta. Hoşçakalın.